arkadaşlar. Melek kızımız bu gördüğünüz köyde köydeki bir evde ailesiyle beraber hem enkaz altında kaldı, hem annesi ve kardeşlerini kaybetti. Kendisi de Kayseri tedavi gördü. O korkuyla zaten güldüremedik. O günden beri morali bozuldu. Zaten biliyorsunuz haliyle insanların. 7 yaşındaki bir çocuğun ne halde olabileceğini siz de düşünebilirsiniz. Ama bugün biraz güldürebileceğiz inşallah onu. Meleğimiz gülsün diyelim hep beraber. Ersen Bey, nereden dönüp geliyorsunuz? Evet, erken dönem diskalifiyonu. Balıbaşak kazanır. Evet. 6 Şubat depreminden sonra biliyorsunuz zaten büyük bir afet yaşadık. Bu afet sonucunda milletin bir telaşı var. Herkes panik halde olduğu için çocuklara çok bir ilgi duymadık. Daha doğrusu ilgilenmedik. Bunların çocuklarımızdan bir tanesinin panik atak geçirmesine yani korkusunu fark edince biz öncelikle dedik arkadaki oyun evinden başlayalım. Bir oyun evi. Oyun çadırıyla başladık aslında. Sağ olsun destekçilerimiz sayesinde oyun evine kurulduk. Sonra eğlence yapalım diye. Yani onların travmalarını atalım. Hem birlikte oynasınlar, eğlesinler, tanışsınlar diye bir etkinlik yaptık. Bu üçüncüsü. Üçüncüsünde de bir melek kızımız vardı aslında. Melek kızımız depremde beri güldüremedik. Meleğimiz gülsün diye bu üçüncüsünü onun adına yaptık. Onun adına yapıyoruz. Ama eğlenceli bir program oluyor. Çocuklar hakikaten travmalarını atıyorlar. O şoku da atlatmak istiyoruz. Çünkü köylerde çadır ve konteynerlardaki sıkıntılardan bir nebze kendilerini buraya atmaları, bu oyun evinde vakit geçirmeleri hem bizi mutlu ediyor hem onların geleceklerimizin de daha sağlam, daha beyinlerinde bu deprem anısı kalmadan temizlemek istiyoruz. Depremde etkilenen çocukların başta sevinmesi, mutlu olması, o üzüntülü günlerden biraz uzaklaşmalarını istedim. En çok da Melek kızımızın, Melek Özdemir kızımızın gülmesini istediğim için bu programı hazırladım. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Melek gülecek inşallah bugün, değil mi Melek? Bir gül. Çak meleğim. Meleğim çak bakayım. Çak.